ağırladığın için kendine teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, ben teşekkür ederim. Eti Mesut Belediye Spor Hocası olarak ilk röportajı sizinle. Evet. Daha önce birçok kez görüştük. Evet. İlk hazırlık maçını bugün oynadı. 1-0 kaybettik ama keyifli bir maçtı. Evet. Takım durumu ne? Eti Mesut Belediye Spor nasıl? Sizlerle mesela. Şimdi bugün 13. günümüz. Çok iyi çalıştık. Buradaki kamp ortamımız çok çok iyi. Takım olarak takım arkadaşlığı çok çok iyi. Güzel bir ortamımız var. Burada da bize yani bu ortamı sağlayan başkanımıza, yönetimimize, Yılmaz kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz burayı önerdiklerinde de dedik bakalım. Yani bu kadarını gerçekten beklemiyorduk. Ortamımız, kaldığımız otel, antrenman sahaları gerçekten çok çok iyi. Tabii bir şeyler iyi olunca futbolcu kardeşlerim de olayın farkındalar. Çok iyi çalıştılar. Çok özverilerdi. Hiçbir gün off demediler. Çok enteresan şeylerimiz var. Burada anılarımız oluştu. Gerçekten hani nazar değmesin diye bazı şeyleri anlatmayacağım. İleride inşallah başka yerlerde de anlatacağım anılarımız oluştu burada. Futbolcu kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Bugün bir hazırlık maçı yaptık. Tabii biz normalde programımızda yoktu ama buraya gelen takımların öyle bir isteği oldu. Bazen isteklere cevap vermek durumunda kalıyoruz. Bizim açımızdan da iyi oldu. Zaten kadro sayımız biraz buraya fazlaydı. Herkesi görelim, herkesi değerlendirelim. Herkes bir hani neler alabiliriz, neler yapabiliriz diye bir ön fikrimiz oluştu. Zaten seyrettiğimiz, tanıdığımız oyuncu kardeşlerimiz çoktu. Ama bazı şeylerde de yanılmadığımızı gördük. İşte buraya bir kadro seçtik, bir kadro getirdik. Sağ olsunlar hepsi şu ana kadar canla başla çalıştılar. Bugün de keyifli bir maçtı. Pozisyon olarak, yani pozisyon zenginliği olarak iyi pozisyonlarımız vardı. Tabii şu anda biraz yorgunluk da var futbolcularda. Ama istediğimizi aldım diye düşünüyorum. İşte bir iki gün sonra Cuma günü izin vereceğiz. Tekrar ayın birinde burada tekrar toplanacağız. Bundan sonraki zaten programımız artık maç programı olacak. Çalışmalarımız da ona göre olacak. Çünkü artık maç oynamaya başlayınca biraz daha takım oluşumu, takım sahadaki dizilişi, bazı tercihlerimiz olacak. Onun için ikinci kampın da çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Hocam Ankara'da o takım tanışma yemeğinde bir şeyden bahsetmiştiniz. Belki futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinizde ilk kez tam kadro bir kampa gitmenin mutluluğunu yaşıyorsunuz. Evet. Bugün zaten yüzünüzdeki ifadeden konaklama yerinin güzelliğinin haricinde bir de bunun mutluluğunu hissettim. Transferler tamam mı? Alınacak oyuncular alındı. Tabii şu anda hani transferi yapmaya devam ediyoruz ama tabii seçiciyiz biz de. Bizim bünyemize uygun, bizim nüvemizi bozmayacak arkadaşları tercih ediyoruz. Zannediyorum bir iki transfer daha yapabiliriz. Yani şimdi iddialı olmak için biraz daha farklı bir şey olması gerekiyor. Yani alternatif diyeyim daha doğrusu. Yani buradaki arkadaşlarımın yetersiz olduğundan değil ama alternatiflerimizin daha iyi olması gerekiyor. Yani çünkü biraz baktığımızda bu sene ikinci ligde gerçekten çok astronomik rakamlar dönüyor. Evet. Yani biz kurduğumuz maliyet, yani kurduğumuz takımın maliyeti, yani onların 3-5 oyuncusuna bedel. Biraz bazı şeyleri de tabii anlamak mümkün değil. Çok tabiri caizse hovarda davranıyorlar. Evet ama bizim tabii biz dengeli bir kadro artı bizim transfer ücretlerimizde. Çünkü verdiği sözü tutan şu ana kadar zaten hakikaten bizim futbol camiasında futbolcular arasında çok konuşulan bir konu. Bizim için de öyle. Verdiği sözü tutan oyuncuyu o konuda mağdur etmeyen bir kulübümüz var. Dolayısıyla biz de o konuda güçlüyüz. Yani biz de buraya gelecek oyuncular gerçekten bizi tercih ediyorlar. Yani bu yönde biz onları nasıl tercih ettiysek. Çünkü İnsanlar artık bu tür şeylerle kimse uğraşmak istemiyor. Yani ama bazen insanların düşünceleri farklı oluyor, hırs, diğer şeyler. Ama biz o konuda çok sağlam ve emin adımlarla gidiyoruz. Yani verdiğimiz sözü tutan bir başkanımız, yönetim kurulumuz.
Ondan sonra zaten bundan ötesi de yok. Onun semeresini de göreceğiz. Neden göreceğiz? Burada herkesin kafası rahat. Biz de öyle. Yani ben cidden söylüyorum, uzun zamandır zaten iki takımda çalıştık. Hep beşer kişi, onar kişi gittik kamplara. Yani burada o yönden şanslıyız. Bu arada çok iyi bir, yani hep kulüple ilgili şeyleri söyledik zaten. Burada da çok iyi şeyler yapabilecek bir kadro kurduk. Teknik ekibimiz gerçekten çok kaliteli, çok düzgün arkadaş. Ankara'dan tanıdığımız isimler zaten. Tabii Ankara'dan da var tanıdığımız isimler. O anlamda da bir bütünlük, birliktelik sağladık. İnşallah yani bir iki takviye yapabiliriz. Transfer dediğiniz için söylüyorum. O da, biz de o konuda da seçeceğiz. Onu da yakın zamanda zannediyorum söyleriz. Biz bir de bu yıl gerçekten, şimdi kulüplerin de geleceğinin olması lazım. Yani Bülent, öteki türlü olmuyor. Yani oyuncu kazanmak durumundayız da. Bununla ilgili de ciddi bir çalışma, zaten ciddi bir portföy oluşmuştu. O portföyden oyuncuları bünyemize kattık. Geleceği olan genç, düzgün karakterli arkadaşlarımız. Belki bu tür bir iki şey daha olabilir. Bir iki de hani daha bize renk katacak, bize bu mücadele edeceğimiz şampiyonluk yolunda bize ciddi katkı yapacak bir iki arkadaşı daha aramızda görürüz diye düşünüyorum. Çünkü başkanımız o konuda sağ olsun bize sonsuz destek veriyor. Dediğim gibi yani bizim bünyemize uyacak arkadaşları katacağız inşallah. Hasan Başkan şu anda 5 transfer daha lazım. Siz yapacak. Yapacak. Ya bugün prim verelim dedi. Allah razı olsun. Yani ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bir şeyleri doğru yapmamız lazım. Yani ve doğru insanları desteklememiz lazım. Böyle şeyleri gördüğümüz anda bizler ne bileyim biraz daha sorumluluk artıyor, biliyor musunuz? Bu insanları mutlu edelim. Bu şeyden kaçırmayalım. Çünkü bizim bizim için çok çok önemli. Yani güler yüzü, sevecen. Yani geldiğinde onu hissediyorsunuz. Bütün futbolcuların gözlerinin içi gülüyor. Yani keyifli bir ortam oluşuyor. İnşallah biz de onun yüzünü güldürmek için, mahcup etmem adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yani bir kat daha sorumluluğumuz arttı diye. Hocam 13 yıldır ben bu işi yapıyorum. Sizi ilk futbolculuğunuzdan beri tanıyorum. Hemen hemen aynı kişileri tanıyoruz aslında. Evet. Söylediğiniz söz benim açımdan da önemli. Mesut'u niye bu kadar destekliyorsun, önem veriyorsun? Ankara'nın açısından bambaşka, hatta Türk futbolu açısından bambaşka bir başkan profili istiyor Hasan Kartal. Desteklemek lazım dediniz. Doğru söylüyorsunuz. Bu bize bir sorumluluk getiriyor, size getirdiği kadar. Hasan Başkan gerçekten güzel işler yapıyor. İnşallah bu motivasyonu, bu moralini, bu keyfini hem biz hem siz hem futbolcular bozmaz. Daha da vizyonu büyük. Burada hani bir hedef koyulmuş. O hedef zaten yakalandı. Bundan sonra işte tesisleşme anlamında stadın yenilenmesi, türbünlerin, her şeyle ilgileniyorlar. Bu arada tabii Sayın Belediye Başkanımız da o konuda çok ciddi destek veriyor. Zaten oradaki uyum bu işlerin hızlanmasına yol açıyor. Yani Enver Demirel Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Yani onun desteği bizim için çok çok önemli. Çok güzel bir stat sahibi oluyor şu an. Tabii yani bu şimdi böyle şeyler yapılınca, şimdi bir şeyler çok hani belki step step gidiyor. Etap etap gidiyor ama sağlam gidiyor. Yani işte bir takım kuruldu. Ortada bir takım var. Bu kadar kısa zamanda böyle güven veren, güven duyulan bir takım olması önemli. Kulüp olması, daha doğrusu evet. Takım demeyeyim de kulüp olması çok çok önemli. Şu anda biz de onların ortamına biraz katkı yapabilirsek ne mutlu bize. Yani bizim de burada işte başarıyla ilgili verdiğimiz bir söz var. Onların desteğiyle inşallah bunu yer. Burada zaten hani keyif veren, keyif alan bir ortamın oluşması. Biz şimdi futbolcu kardeşlerimle burada o şeyi yakaladık. Daha sonra ileride anlatırım. Hakikaten ben kendilerine de söyledim. Benim ileride anlatacağım güzel anılar oluştu kısa zaman olmasına rağmen. Çünkü o şeyi almak, elektriği almak çok çok önemli. Yani çok düzgün arkadaşlar. Çok. Senin de bu kadar zaten mutlu bir röportaj yaptın. Evet. Sezon başı pek olmamıştı hocam. Daha evet. Evet. O takım tanışma yemeğinde gruplar belli olmuştu. Bugün de fikstür belli olmuştu. Evet. Bakarsınız. Ben grubu çok mu
küçümsüyorum. Bu gruptan Etimesgut çok rahat çıkar diyorum ama yanlış mı düşünüyorum? Bir de fikstürü nasıl gördün? Ya şimdi şöyle, hani grubu zayıf görmek, yani biz önce mesela bizim grup daha zor dedik, sonra öbür dedik, sonra bu dedik. Yani bizde de yani grup olarak şimdi demin bir şey söyledim. Yani kulüplerin ayakta kalması lazım önce. Yani evet, çok sağlam adımlar atması lazım. İşte bazı transferler yapıyor, rakamları duyuyoruz, hakikaten şaşırıyorum. Yani çünkü ileride yani bu kulüplerin ayakta kalması lazım. Ankara'da yaşamak istiyorum. Yani evet. Şimdi burada biz tabii bu işlerde en önemlisi, yıllardır sen de bu işin içindesin, başarıyla o şey. Yani şimdi başlıyor, başladığınız ilk maç, Eyüp maçı, işte son maça kadar kazanmak zorundasın veya en kazanabileceğin maksimum maçları kazanmak durumundasın. Onun için fikstür hani belli bir dönem sanki şey gibi gözüküyor. İlk 5-6 hafta, 6. haftadan sonra başlıyor işte Ahmet'le birlikte şey maçlar. Ama zaten bir şeyleri belirler. Niye belirler? O arada sizin rotanız belli olur. Evet, yani hedef belli olur. %100 belli olur. Onun için inşallah yani iyi başlayıp ligin sonunu iyi getiririz. Çünkü dediğim gibi yani bazı şeylerin oluşması lazım. Ben burada takım oluşumundaki o olumlu havayı görünce tabii insan daha mutlu oluyor. Dediğim gibi bir de arkamızdaki gücü bilmek çok çok önemli. Yani hani bir şeylerin yapılması gerektiği yerde yapılacağına inanıyorum. Dolayısıyla da zaten biz işte kamp olayları başladı, kamp şeyi geldi, karar verdik. Burada 15 gün, bir 15 gün daha geleceğiz. Evet. Bir ay burada. Belki de en uzun yapılmış kamplardan bir tanesi olacak. Vallahi öyle, benim kamp hayatım yani en uzun ama çok keyifli geçti işte. İki gün sonra bitiriyoruz. Şey yapmadık, sıkıntı yaşamadık. Zaten ikinci kamp daha hızlı geçer çünkü maç atmosferi biraz farklı olur. O da farklı bir bize motive sağlar inşallah. Dediğim gibi ama tabii bu şeyler bize sorumluluk verdi. Tabii sorumluluk tek başımıza bizim kaldırabileceğimiz hepsi değil. Biz kendi üstümüze düşeni alırız zaten. Onunla ilgili sıkıntı yok. Tabii çok büyük bir ilçe Etimesgut. Evet. Çok ciddi genç potansiyel nüfus var. Yani sadece buradaki bizim profesyonel futbol takımıyla bu iş sınırlı olmayacak. İnşallah altyapıyla ilgili de zaten bir altyapısı var, olan bir şeyi geliştirme anlamında, yani olmayan bir şey değil de olanı geliştirme anlamında da katkıda bulunmaya çalışacağız. Çünkü yardımcı antrenörümüz Cihan Hoca Altınordu'da 4 yıldır çalışıyor. O konuda ciddi deneyimleri var, ciddi bir bilgi birikimi var. Evet. Yani onlarca kere yurt dışına turnuvalara gidip işte oradaki o sistemin içerisinde olan bir insan. Burada da bize ciddi her anlamda katkıda bulunuyor. Dolayısıyla altyapıda da bize o anlamda işte hocalarımızla beraber bize destek verecek. Kaleci hocamız Veysel Hoca çok gerçekten iyi bir antrenör, kaleci antrenörü. O da inşallah genç oyuncularımıza o konuda destek verecek. İbrahim Bakır zaten uzun yıllar Süper Lig'de çalışmış. En üst takımlarda Beşiktaş, Bursa, Samsun, Kayseri, orada çalışmış Ertuğrul Hoca'yla. O aramızda bizle beraber, onun da ciddi bir şeyi olacak. Yani dolayısıyla işte oyuncu izleme, maç izleme de Bayram Hoca var. Zaten transferlerde ciddi bize yön verdi, yardımcı oldu. Evet. Bundan sonra da devam edecek. Hedef bitmiyor. Hedefin bitmediği yerde de işte herkes üstüne düşeni yapmak zorunda. Hayat Hoca'nın bu seneki hedef. Daha valla biz nerelerde bitiririz? Ya tabii biz bir hedef koyuyoruz. Yani şampiyonluk hedefi. Bununla ilgili tabii oluşması gereken şeyler var. Yani tek başına benim yapacağım, tek başına Hasan Başkan'ın başkanını yapacağı değil ama hepimizin birlikte yapacağı şeyler var. Önce tabii şeyden kopmamak lazım. Yani yukarıdan kopmamak lazım. Evet. Çünkü sonrasında telafi edebilirsiniz ama koptuğunuz anda telafisi olmayacak şeyler var. Yani bizim ilk hedefimiz öyle, keyif veren, biz de keyif alacağımız bir takım oluşturmak, öyle bir oyun oynamak. Onun için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, hedefe giderken zaten ufak tefek şeyler olacak. Yani onu isteseniz de istemeseniz de engellemek mümkün değil ama dediğim gibi inşallah ilk yarıyı, yani öyle söyleyeyim. Yani o hedef takımların içerisinde olursak ikinci yarı
yapacağımız takviyelerle. Yani bilemeyiz tabii, şimdi çıkıp gerçekten potansiyeli çok yüksek oyuncularımız var. Yani bazılarının da o gücünü ortaya açığa çıkarmamız gerekiyor. Hayat hocam, o konuda İnşallah, evet yani inşallah. Yapacağız. Genç oyuncularımız var, patlama yapacak oyuncularımız var. Tecrübeli oyuncularımız var. Onlarla zaten şu andaki zaten beni en çok mutlu eden o birliktelik. Yani güzel, çok güzel bir abi kardeşlik ortamı var. Yani niye olmasın diyorum. Yani o şimdi tabii bunu söyleten güçler de var bize. Evet. Yani nedir? İşte dediğim biraz evvel anlattığım şeyler. Onun için yarın biz belli anlamlarda sıkıştığımız anda oyuncu transferi diğer şeylerde zannetmiyorum bize sonsuz destekleri olacak. O yüzden de hedeften kopmadan devam edeceğiz. Çünkü uzun soluklu bir lig. Yani bu sene dediğim gibi biraz daha diğer yıllara göre farklı bir şey var. Yani çok yani işte bizim grupta olan takımlardan ciddi transfer ücretleri ödeyen kulüpler var. Tabii doğru transfer yapmak, doğru işleri yapmak bu işin şeyi. İşte çok örneği var. Yani büyük transfer yapıp çok para harcayıp olmayan. Ama bizim burada bir de tabii Ankara'nın en büyük ilçelerinden bir tanesi. Belki de en büyüğü yani şey olarak. Kaldırır mı? Kaldırır. Yani zaten çok güzel bir tesis yapılıyor. İnşallah. Şimdi bir de bazı şeyleri devam ettirmek anlamında da bir böyle ister istemeden başka sorumluluklar da yükleniyor. Yani ne olacak? Biraz da sahiplenmek de. Evet tabii. Yani %100. Çünkü biz bu şehirdeyiz artık. Bu şehirde yaşayacağız. O yüzden bazı şeyleri böyle hani şey gibi düşünemiyoruz. Daha kalıcı, daha doğru, daha iyi işte örnek olma, hedef gösterme, hedef olma gibi şeylerimiz var. İnşallah hep beraber onu zaten beraber yaşarız. Gelirken Hasan Başkan'la beraber geldik. Bu seneyi geçmiş Hasan Başkan'la falan. Gelecek senenin planlarını. Birincilikte bir takım. Hayat Hoca başında ve yabancısız. Tamamen Türk oyuncular dokunmuş. İstemiyorum diye. Bu vizyon benim açımdan çok önemli. Yani doğrudur yanlıştır. Bu tercihler bayağı yöneticilerin karar vericidir ama hedefini buraya koymak ve onun üzerine şimdiden kafa yormak çok güzel. Bunda da Hayat Hocam'ın katkı sağlayan insan olması benim açımdan ayrıca keyifli. Ya şimdi başkanla biz ilk konuştuğumuzda hocam işte çok güzel şeyler söyledi. Biz dedi kendi işimizde yöneticilikte başarılıyız. Öbür şeyleri çok fazla şey yapmıyoruz ama keyif almak istiyoruz dedi. Tabii bunlar önemli. Yani vermek istediği mesaj farklı. Yani o mesajı aldığınızda bu işi gerçekten gönülden seven. Zaten geçen süre bunu gösteriyor. Çünkü şimdi Bülent yıllardır bu işin içerisindeyiz. Şey çok zor. Yani bugün ülkede ekonomik güçlükleri aşmak şey. Bir de orada nasıl diyeyim? O direnci göstermek de şey. Yani bu bir yapı meselesidir. Evet. Şimdi bunları falan görünce bir de insanların mütevaziliğini görünce ayrı bir şey yapıyorsunuz. Hakikaten bak o sorumluluk bir kat daha artıyor. Yani işte özellikle anlatıyorum senin sorumluluğun daha da fazla artıyor. Yani ama o sorumluluğu inşallah hep beraber paylaşacağız. Çünkü yok paylaşan insanlar, bizim zaten paylaşmayacak hiçbir şeyimiz yok. İnşallah ya mutlu sona ulaşırız hep beraber. Yani keyifli bir başlangıç yaptık. İnşallah onun devamını getirelim yani hep birlikte. İnşallah hocam. Biz de mikrofonu sana çok uzatacağız. Sağ ol, teşekkür ederim. Biraz ilk maçlarına da gelmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani burada bizim gerçekten geldiğinizde biraz daha farklı zamanlarda da görürsünüz daha doğrusu. Güzel bir ortamımız var. Biz herkes her şeyi paylaşıyoruz. Ya paylaşmayacak hiçbir şeyimiz yok. O yüzden zaten paylaşınca bazı şeyler güzel oluyor. Hocam biz de güzel şeyleri paylaşmak istiyoruz. Evet, evet. Biz bu şehirde taraftarı da, camiaları da çok çekti aslında bakarsanız. Tabii her tabii. Her şeyi fazla gösteremedik. Hemen Ankara Cumhur Şampiyonluk videosunu çekerken hayatımın en keyifli videosuydu. O mutluluk, o futbolcuların o rahatlığı, heyecanı, keyfi. Bunları yaşamak bize daha iyi keyif veriyor. Çünkü trajedi yaşayan bir şehirde hep küme düşme potasında. Tabii tabii. Hep zor zamanlar geçiren. İnşallah etmez bizi ayrı yeten keyif. Tabii biz yani orada da o sıkıntıyı sen de biliyorsun yaşadık işte. Diriliş sezonunda işte başladık bir kadroyla transfer yasağımı sonra açtık. Belki bazı şeyler olmasaydı 2-3 yıl evvel o ipi gösterdik. Yani kısmet değil bazı şeyler. Tabii o da ayrı bize bir keyif veriyor. İnşallah
Onlar da şimdi ilk yıllar çok önemlidir. Yani bulunduğunuz yerlerde. İnşallah kazasız belasız atlatırlar. İnşallah. Ondan sonra zaten Ankara gücünün belli bir gücü var, potansiyeli var. Onu da ortaya çıkarırlar. Nasıl çıkarma... görüyorsunuz şu an Ankara gücünü? Transferle... Tabii şöyle, hani kadro çok yenilendi. Evet. Biraz hani o şey nasıl olacak bilemiyorum. Çünkü hala devam ediyor. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Evet. Nasıl yansır bilemiyorum. Yani onu görmek için işin içinde olmak lazım. Ama iyi oyuncular alıyorlar diye düşünüyorum. Belki yani birkaçı şey, yani bilmediğimiz oyuncular var daha doğrusu. Bildiğimiz oyuncuların içerisinde iyi oyuncular aldılar Türkiye'den. Yani yabancı olsun, yerli olsun. Burada evet. Bilinen oyuncular. Ama uyum nasıl olur, nasıl biter onu bilemiyorum işte. Yani inşallah o sorunu da atlatırlar. Çünkü çok ciddi şeylerden geçiyor işte. Evet. Kaldı, yasa kalkacak. Şimdi oyuncu alınıyor ama bir de o işin o tarafı var. Nasıl bir tablo çıkacak önümüze bilmiyoruz yani. İnşallah. Kötü örnek olmaz, güzel örnek olur. İnşallah tabii. Ankaracı bir an önce Süper Lig'e çıkar. Bu yani Ankara gücü bu şehir değil. Yani bu ülkede gerçekten potansiyel olarak örnek bir taraftar, cami olarak. Yani herkes bu işin altından kalkamaz Bülent. Yani evet. Bazen işte büyük cami olmak insanları da şey yapıyor. Yani itiyor bir yerlere gelmeye. Onun da örneğini gördük. Hiç olmayan bir yerde işte geldi, başkan geldi, bir şey diye. Yani herkes kapandı etti derken takım nerelere evet. geliyor. Yani onun için yani bu şehir kaldırır. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.